İnegöl'den dünyaya açılan Meltev Home, Türk mobilya sektörünü uluslararası alıcılarla buluşturan İstanbul Mobilya Fuarı'nda damgasını vurdu. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı'nın önderliğinde başarıdan başarıya koşan firma 2023'e de büyük hedeflerle girdi. İzliyoruz. Türk mobilya sektörünü uluslararası alıcılarla buluşturan İstanbul Mobilya Fuarı'nda Meltev Home'un standındayız. Firmanın Türkiye Satış Müdürü Akın Can'la birlikteyiz. Can'la söyleşimize fuar hakkındaki görüşlerini sorarak başlıyoruz. Gayet güzel bir fuardı. Öncelikle hem Türkiye'den hem yurt dışından oldukça yoğun katılımcılar vardı. Aynı zamanda hem TÜYAP'ta hem CNR'da olması da dünya genelindeki katılımcıları buraya çekti. Çünkü geniş bir alanda fuar düzenleniyor, organize ediliyor. İki marka ile katıldık bu fuara. Home markamızla TÜYAP'tayız. Yatak markamızla da CNR fuarındayız. İkisinden de çok memnunuz. Şu an 72 ülkeye ihracat yapıyoruz. Biz aynı zamanda Turkuality markasıyız. Devletin marka destek programındayız. Ve yaklaşık 70'e yakın ülkede mağazalarımız var. Türkiye'den de dünyaya mobilya ihraç eden ilk 3 firmadan biriyiz. Bu fuarda bunlara çok ciddi katkı sağladı. Özellikle Rusya topluluklarında, Türkiye Cumhuriyetlerden ciddi anlamda misafirlerimiz var. Orta Doğu'dan da aynı şekilde. Tabii o talepleri karşılamaya çalışıyoruz. İnegöl'den dünyaya açılan Meltev, üretim, istihdam ve ihracatıyla mobilya sektörünün lokomotif kuruluşlarından biri. Şu an genel merkezimizde 730 çalışanımız var. Yaklaşık 110 bin metrekarelik kapalı alanda hizmet veriyoruz ve 60 bin metrekarelik bir yeni alanımız da faaliyete geçmek üzere. Günlük üretim kapasitelerimiz Türkiye ölçeğinde 200 takım ev mobilyası üretiyoruz. Koltuk ve oturma grubunda 100 takım üretiyoruz ve bu ürettiğimiz ürünleri dünyaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Geniş bir coğrafyaya ihracat gerçekleştiren firma, özellikle Türk Cumhuriyetlerinde büyük bir pazar payına sahip. Türkiye Cumhuriyetlerde Türk mobilyası seviliyor. Biz de Türk mobilyasının önemli bir temsilcisiyiz. Ürünlerimizi oradaki tüketicilerle buluşturuyoruz. Ciddi yatırımlarımız var. Biz seviyoruz Türk topluluğuna yatırım yapmayı ve karşılığını da alıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Firma fuar vesilesiyle dünya genelindeki başarılı bayilerini ödüllendirdiği bir gala gecesi düzenledi. Şimdi başarılar ödüllendirilmesi lazım. Hem yurt içinde hem de dünya genelinde başarılı mağazalarımız vardı. Biz de her yıl olduğu gibi bu yılda bir gelenek halinde başarılı mağazalarımızı ödüllendirmek için bir gala gecesi düzenledik. Yoğun bir katılımla, yaklaşık 500 kişinin katılımıyla güzel bir etkinlik oldu. Hem Türkiye'den hem dünyadan başarılı mağazalarımıza ödüllerini teslim ettik. Bir yılı da böyle mutlu kapattık. Can, koleksiyonlarına ilişkin şu bilgileri veriyor. Koleksiyonumuz, sizler de görmüş olacaksınız, gayet yalın, sade. Her geçen gün modanın gittiği noktayı bizler de marka olarak kendimizi taşımaya çalışıyoruz. Sade, yalın koleksiyonumuz var. Açık renkler hakim bu sene. Daha yumuşak oturumlu koltuklar, daha soft koltuklar, daha keten kumaşlar hakim. Biz de koleksiyon olarak yine fuarın en dikkat çekici koleksiyonlarından birine sahibiz. 2022 yılını başarılı bir şekilde geride bırakan firma, 2023 yılına büyük hedeflerle girmiş. Güzel bir 2022 geçirdik. Yani tüm olumsuzluklara rağmen gayet güzel bir yıldı. Bu yıla da iyi başlayacağımızı düşünüyoruz. Yılın ilk ayı gayet güzel. Yeni pazarlar arıyoruz. Bu yıl 20 tane yeni mağaza açmak istiyoruz. 75 tane de yatak mağazamızı açmak istiyoruz. Ve yılın 7. ayı gibi de Genç Odası markamızı tekrar piyasaya süreceğiz. Şu an 135 Meltev Home mağazamız var. 10 tane yatak mağazamız var. İnşallah bu sayı 150-155 home mağazamıza, 75 de yatak mağazamıza yıl içinde çıkartacağız. Yani bizim için yoğun bir yıl olacak. Yoğun geçecek yeni yılın ilk mağazası Aydın'da açılacak. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılına girdik ve 100. yılındaki ilk mağazamızı Aydın'da açacağız. Ege'de bunu da açmak Cumhuriyetimiz için de bence çok önemli. Bu 100 yıl bizim için de artık Türkiye'mizin içinde parladığımız yıllar olacak. Umarım güzel bir dönem bizleri bekliyor. Meltev'in yakaladığı bu önemli başarıda sektörün duayen ismi Meltev Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı'nın fedakarlıklarla çalışmasının büyük payı var. Mustafa Bey çok farklı bir insan. Günün 24 saatini 25 saat yaşayan bir insan ve 25 saatini de mobilyayla geçiren ve sektöre yatırım yaparak geçiren bir insan. Kendisini buna adamış biri. Hatta bizim zamanımızdan da çalıp sektöre yatırım yaptığını düşünüyoruz. Bu konuda da kendi aramızda bazen latifelerimiz oluyor. Mustafa Bey marka yolculuğuna yıllardır inanıyor. Yatırım yapmaya çok inanıyor. Her geçen günde hem markaya hem sektöre
hem de bizlere, kişilere, çalışanlara yatırımlar yapıyor. Çok değerli, kıymetli bir sektörde. Bizim de yönetim kurulu başkanımız.